Osmanlı Devleti, NDE ilk kadın hakları savunucusu kimdir? Osmanlı İmparatorluğu, nun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın hakları savunucusu Halide Edip var olmuştur. Osmanlı'da kadın yazarlar Fatma Aliye Topuz 1862 ila 1936 Fatma Aliye'nin kendini diğer kadınlardan daha iyi yetiştirip, daha iyi ifade edebilmesinde ve dönemine göre bazı cesur söylemlerinde Elbette ki babası ünlü tarihçi ve hukukçu Cevdet Paşa'nın rolü yatsınamaz. Muhadarat romanında evlilik, cariyelik, aşk, ihanet, yozlaşma gibi temalar çevresinde Müslüman Türk kadınının feminal anlamda kendini fark edişlerini temsil eden bir karakter sunar. Selma Rıza Feraceli 1872-1931 1897 Selma Rıza Feraceli ilk Türk kadın gazeteci, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin tek kadın üyesi ve Kızılay'ın kurucularındandır. Selma Rıza, Paris'teki Jön Türklerin liderliğini yapmış Ahmet Rıza Bey'in kız kardeşidir Uhuvvet, toplumsal hayatı, kadın hakları problemini merkeze alarak anlatma çabasında olan öğretici bir roman olarak da değerlendirilebilir. Emine Semiye 1864 ila 1944, 1908 Emine Semiye Hanım, Tanzimat'ın önde gelen devlet adamlarından Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı ve Fatma Aliye Hanım'ın kız kardeşidir. Sefalet 1908 Romanı Nezihe Muhiddin, 1889 ila 1958 Güzellik Kraliçesi romanında, feminist çıkışları vardır. 1933 tam adıyla Nezihe Muhiddin Tepedelengil. Halide Edip adı var. 1884 ila 1964, Kurtuluş Savaşı, NDA cephede Mustafa Kemal, in yanında görev yapmış bir sivil olmasına rağmen rütbe alarak savaş kahramanı sayılmıştır. Halide Edip adı var. Ne Sinekli Bakkal adlı romanından sonra en çok bilinen bir diğer romanı olan Handan Dönem'in kadına bakış açısını inceler. Fatma Makbule Leman, 1865 ila 1898, Fatma Makbule Eleman, Ma, Kesi Hayal adlı tek eserinde, İsyan Boyun Eğiş, itaat arasında sıkışan kadının özgürlük arayışına Türk İslam anlayışı çerçevesinde yaklaşan kadının kimlik kazanması yönünde feminal adımlar atar. Suat Derviş, 1905 ila 1972. Suat Derviş, gerçek adıyla Hatice Saadet Baranır, çılgın gibi de aşk ile ahlak arasındaki çatışmalı ilişkinin sorgulanarak ele alındığı görülür. Şukufe Nihal Başar, 1896 ila 1973 Çöl Güneşi romanında, 1933 Şükûfe Nihal, Türkiye'nin modernleşme sürecinde önemli toplumsal değişimler geçirdiği bir dönemde yapıtlarını yayımlamıştır. Bunlar genel olarak İttihat ve Terakki Kadınlar Şubesi Kadınları Esirgeme Derneği, Osmanlı Kadınları Çalıştırma Cemiyeti, Teali Nisvın Cemiyeti, Osmanlı Kadınları Terakkiperver Cemiyeti, Osmanlı Cemiyeti Nisaiye ve Osmanlı Müdafai Hukuk Nisvın Cemiyeti. Özellikle Kadınlar Dünyası adlı dergi ile Osmanlı Müdafai Hukuk Nisvın Cemiyeti Feminizm'e bağlamında Osmanlı, da uç noktalardaydı Şemseddin Sami gibi isimler kadınları toplumun diğer bir yarısı olarak gördüklerini belirten ve değişimi isteyen aydınlardan sadece biriydi Prens Sabahattin. İn annesi Seniha Sultan da Osmanlı kadının durumunu Fransa'daki arkadaşına yazdığı şu mektup cümleleriyle anlatıyordu. Abdülhamid'in devrildiği günün ertesi Türk kadınlığı çok şeyler kazanacak, değil mi? Bugün nerede olduğumuzu biliyor musunuz? Şuradayız. Müslüman kadını, üst üste üç peçede örtünse açık arabada gezemez. Landoların üstü örtük, camları kapalı, perdeleri indirilmiş olacak. Abdülhamid zamanında böyle şey görmemiştik. Tanzimat düzenlemeleri ile Osmanlı kadının statüsünde iyileştirmelere gidildi. 1856 tarihli ıslahat fermanı ile de bireylerin sahip oldukları cinsiyetlere göre ayrımcılık yapılamayacağı belirtildi. Yenileşme ile 1869'da ilk kız okulu açıldı. Fatma adındaki bir kadın da Beşiktaş'taki kız rüştiyesine müdür olarak atandı. Aydın kesimde kadın haklarından bahsetmeye başladı. İlk Osmanlı feministlerinin bir araya gelerek örgütlü Osmanlı müdafaa Hukuk-ı Nisvın Cemiyeti, bu cemiyet Kadınlar Dünyası adlı derginin kurulmasından bir ay sonra kurulmuştu ve her ikisinin de imtiyaz sahibi kişisi Nuriye Ulviye Mevlân Civelek'ti. Teali Nisvın Cemiyeti halide Edip tarafından 1908 ila 1909 yıllarında kurulmuştu. İngiltere'deki kadın hareketleriyle iletişim halindeydi. Meşrutiyet dönemi kadınlara hukuksal hakların da verildiği bir dönem oldu ve sonraki süreçte etkisi devam etti. 1917 tarihli Aile Kararnamesi ile nişana hukuksal bir bakış verildi. Kadınlar için 17, erkekler için ise 18 yaş evlilik için alt sınır kabul edildi. Aynı zamanda iki şahitli ve bir memurlu evlilik işlemi zorunlu oldu. Kararnamenin çıkmasında Ziya Gökalp Ahmet Şuayip ve İbrahim Hakkı Mansurizade sahip in etkisi vardı. Osmanlı Müdafai Hukuk İnisvın Cemiyeti üyesi Bedra Osman Hanım, öğretmenlik dışında görev yapan ilk kadın Osmanlı memuru oldu. Osmanlı'nın son dönemleriyle ile Türkiye'nin kuruluş evresinde yaşamış Türk kadınları tiyatroda da sahne almaya başladı. Afife Hanım, Jale, takma adıyla sahne alan ilk Türk kadını oldu takip eden dönemde Müslüman kadınların sahneye çıkması yasaklanmış olsa bile Afife Hanım, İne öncülüğünü şaziye moral, Neyire Neyir ve Bediya Muvahit devam ettirdi. 2. Meşrutiyet ile 1. Dünya Savaşı yıllarında hissedildi. Kadınlar artık İstanbul Kibrit Fabrikası, İzmit Aba Fabrikası, Çorap Fabrikası ve Beykoz Deri Fabrikası gibi üretim noktaları ile halıcılık sektöründe çalışmaya başladı. 1. Dünya Savaşı, neden 2 yıl önce halı sektöründe kadın iş gücünün oranı %50 idi?